Sayın basın mensupları, değerli başkanım ve sevgili meslektaşlarım. Ülkemizde 2017 yılından bu yana SMA hastalığı ile ilgili gerek kitlesel bilinçlendirme, gerek tedavi imkanları konusunda çok önemli girişimler yapılmış. Bu doğrultuda hastanın bilinen ilk tedavi ilacı olan Spinraza'nın yurt dışı onaylı ilaç listesine girmesiyle SMA hastaları için bir umut ışığı doğmuştur. Dörder aylık dozlar şeklinde uygulanan bu ilaç, zamanında alındığı takdirde hastalığın seyrini yavaşlattığı görünmüştür. Ancak bu amansız hastalığın pençesinde ölüm kalım savaşı veren yavrularımız, bu ilacı kullanırken de maalesef solunum cihazına bağlı bir şekilde hayatta kalmaya çalışmaktadırlar. Unutmamalıdır ki, çocuklarımız ellerini, kollarını hareket ettiremedikleri için değil, nefessiz kaldıkları için hayatlarını kaybetmektedirler. Yine bu ilacı kullanan yavrularımızın birçoğu beslenemedikleri için midelerine tüp takılmakta, öksürmesi ve rahat nefes alabilmesi için özel koltuklara, sürekli kas kaybettikleri için bazen günde iki defa olmak üzere her gün fizik tedaviye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu süreç bebeklerin büyük acılar çekmesine sebebiyet vermektedir. Ayrıca öksürtme cihazlarının ortalama 40.000 TL, solunum cihazlarının 8.000 TL, oksijen tüpünün 4.000 TL, koltuğun ise yine 4.000 TL olmak üzere aylık maliyeti ortalama 100.000 lirayı bulmaktadır. Bu bedel altında sosyal güvenlik kurumumuz ve ailelerimiz ezilmektedir. Daha da önemlisi, uygulanan kriterler nedeniyle bu ilaca kavuşamayan hastalar vardır. Yine tüm dünyada etkisini gösteren COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle bu bebekler aylardır tedavi almak için beklemektedir. COVID-19 hastalığının bu kadar yaygın olduğu bir dönemde sürekli olarak hastaneye girip çıkmaları ve enfeksiyona yatkın olmaları nedeniyle büyük risk altında kaldıkları gibi, yine bu salgın nedeniyle ülke genelinde yoğun bakım servislerinin dolu olması nedeniyle yoğun bakıma alınmak için günlerce beklemektedirler. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle ve Spinraza'dan beklenen fayda elde edilemedi denilerek ilacı kesilen çocuklarımızın aslında öngörülen sürelerde alınması halinde solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşamalarına rağmen hastalıklarının seyrini yavaşladığını hepimiz görmüş bulunmaktayız. Ancak 2019'da yayınlanan bir haberde Zolgen SMA adlı bir ilaç çıktığı ve bu ilacın FDA ve EMA tarafından onaylandığı, ilaç verilen bebeklerin solunumlarının hemen düzeldiği, desteksiz oturmaya başladıkları, hayatta kalma oranlarının ise %98 olduğu belirtilmiştir. Önceleri herkese hayal gibi gelse de Türkiye'de bir şekilde tedavi bedelini toplayıp bu ilacı alan bebeklerin söylendiği şekilde solunum cihazından kurtuldukları, hatta 4-5 gün içinde yaşına göre yürümeye ve emeklemeye başladığı, desteksiz oturdukları görülmüştür. Yayınlanan klinik çalışmalarda da 12'sine daha yüksek doz uygulandığı, 12 hastanın 11'inin kafasını desteksiz olarak 3 saniyeden daha uzun süre tutabildiği, hastalardan 9'unun desteksiz olarak 30 saniyeden uzun oturabildiği, ikisinin desteksiz ayakta durabildiği, hastalardan birinin yürüdüğü belirtilmiştir. Üretici firma Novartis ise daha ileriki yaşlarda hastalar için de çalışmaların süreceğini, ilaçtan beklenen faydanın elde edilememesi veya çocukların hayatlarını kaybetmesi halinde parayı iade edeceklerini dahi açıklamıştır. İlaç ve tedavi masraflarının çok yüksek olması, ailelerin bu maliyetin altından kalkamaması nedeniyle gereken bedelin toplanması için bağış kampanyaları düzenlemek istemişlerdir. Ancak Zolgen SMA'nın ülkemizde onaylanmaması nedeniyle valilikler tarafından bağış kampanyalarına izin verilmemektedir. Hatta kampanya düzenlenen bir bebek için yapılan bağışlara el konulmuştur. Şu an düzenlenen bağış kampanyaları yurt dışında açılan bağış hesapları ile yürütülmektedir. Hasta aileleri bir yandan sürekli olarak ilgi ve bakıma muhtaç yavrularıyla ilgilenmekte, diğer yandan da bağış toplayabilmek ve seslerini duyurabilmek için mücadele etmektedirler. Hasta yavrularımız ve aileler telafisi imkansız zararlara uğramışlardır. Daha da önemlisi, bağış kampanyaları aylar sürmektedir. Oysa bu yavrularımızın kaybedecek bir anları dahi yoktur. Ayrıca bu tedavi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 yaş altı tüm çocuklara, bazı Avrupa ülkelerinde 21 kilogram altındaki tüm çocuklara uygulandığında tedaviden maksimum fayda sağlandığı belirtilmiştir. Bu sınırların dışındaki çocuklarda ise tedavi süreci uzamaktadır. Kampanya süresinin uzunluğu gözetildiğinde bu süre içerisinde bebekler bu sınıra ulaşmış olacaktır. Bu bebeklerin aileleri çocukların büyümesine ve kilo almasına sevinememekte, hatta bir anne yavrusu kilo almasın diye ayak uyuttuğunu söylemiştir. Yaşıtlarıyla oynaması, anne kucağında olması gereken bebekler tek başlarına yoğun bakımlarda aylarca beklemektedirler.
Çok yüksek bedeller istendiği için medikal cihazları olmayanların ise nefes alabilmesi için boğazlarında delikler açılmakta ve büyük acılar çekmektedirler. Boğazında delik açılan hastalara ise ülkemizde uygulanan kriterler nedeniyle spinraza verilmemektedir. Sizlere bir annenin yakarışını paylaşmak istiyorum. Siz hiç elektriğinizin kesilmesinden korktunuz mu? Yavrunuzu yaşatan cihazın çalışmamasına sebebiyet vereceği için ya da bir deprem olduğunda ilk önce yavrumu mu almalıyım yoksa cihazları mı? Çünkü ya anda nefesi kesilirse ne yapacaksınız? Biri olmadan diğerinin olması mümkün değil. Bizler hekim değiliz, bilim insanı değiliz. Ancak gözle görülür bir gerçek var ki bu tedavi hastalığın ülkemizde uygulanan tedavisinden hem daha etkili hem de daha ucuzdur. Spinraza'nın birim fiyatı daha ucuzdur ama gerek ömür boyu kullanılması gerektiği, gerekse bebeklerin nefes alabilmek için ihtiyaç duydukları medikal cihazlar ve fizik tedavi masrafları göz önünde alındığında Zolgensma adlı ilacın ve tedavisinin daha ucuz olduğu aşikardır. Zira Zolgensma tek sefer kullanılır ve biter. Ortalama bir hesap yapıldığında sadece ilaç masrafı olarak Zolgensma tedavisi 5 yıllık Spinraza tedavisinden daha ucuzdur. Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada kendilerinin gerekli altyapıyı kurdukları, bu ilacı SGK kapsamını alacakları, bütçenin bunu kaldırabilecek güçte olduğu ancak üretici firmadan istenen bilimsel makale ve verilerin verilmediği söylenmiştir. Oysa ki bu ilaç yukarıda belirttiğimiz üzere FDA ve EMA tarafından onay almış ve Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Macaristan, Almanya, Japonya, Brezilya gibi pek çok ülkede kullanılmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından ilacın yan etkilerinin bilinmediği şeklinde korumacı bir açıklama yapılmışsa da mevcut hastalık bir grip, kızamik ve benzeri çocuk hastalığı ve ilaç da bu hastalıklar için verilecek bir ilaç değildir. Bu zaten ölümcül bir hastalıktır. Bu ilaç belki bu çocukların hayatta kalmaları için bir umut ışığı olacaktır. Çaresizce ölümü bekleyen ailelere bu imkan sağlanmalıdır. Öte yandan kısa bir süre önce ithaline izin verilen ancak henüz SGK tarafından karşılanmayan Risdiplam adlı ilaç sadece FDA tarafından onaylanmış, EMA tarafından henüz onaylanmadığı halde ithaline izin verilmiştir. Ülkemizin ve tüm dünyada yaşanan küresel kriz nedeniyle Zolgensma adlı ilacın SGK tarafından karşılanmasının mümkün olmamasını anlayışla karşılayabilmekteyiz. Bu mümkün olmasa da bu ilacın ülkemize gelmesi durumunda hasta aileleri ve tüm vatandaşlarımızın yardımıyla bebeklerimizin tedavilerine kavuşacağını ümit etmekteyiz. İlacın ülkemize gelmesi durumunda mevcut bağışlarla dahi aileler bu ilacı alabileceklerdir. Hal böyle olmakla bu insanlar bu ilacın neden ülkemize gelmediği hususunda isyan etmekte ve devletimizin sahip çıkmasını beklemektedirler. Zolgensma adlı ilacın ithal edilmesi, Spinraza adlı ilaç için uygulanan kriterlerin kaldırılması ve tüm medikal cihazların ve fizyoterapi ücretlerinin SGK tarafından karşılanması zorunluluk arz etmektedir. Hastalığın kesin, kalıcı ve gerek ailelere gerekse devlete daha ucuz maliyette tedavisi mümkünken bir insanın, hele ki masum ve günahsız bir yavrunun hayatından daha değerli bir şey olmayacağı göz ardı etmek olanaksızdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Sağlıklı bir ortamda yaşamak, ruh ve beden sağlıklarının korunması için devletin alması gereken önlemleri alması, neler olduğu ve neler yapılması gerektiği ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Bu da anayasamızın 56. maddesinde sayılan sağlık haklarındandır. Yine 1998'de çıkan hasta hakları yönetmeliğinde de kişilerin sağlıklarını korumak için gerekli olan bütün tıbbi ve teknolojik imkanlara ulaşması tanımlanmıştır. Sayın meslektaşımızın açıklamasında bu yönde değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ordu'da meslektaşlarımızın yavrusu Demir Ali için başlatılan barolar tarafından, Ordu Barosu'nun öncülüğünde başlatılan kampanyada %95 oranına gelinmiştir. Bu hafta içerisinde Demir Ali bebeğimizin bu ilacı kullanacağı ve sağlığına kavuşacağı ümidi içerisindeyiz. Demir Ali bütün SMA hastası çocuklarımız için umut olsun inşallah.